peşimizdeler. Attığımıza radımdan haberleri var. Benle alay ettiler. Sami'yle konuştum. Aradaki adam benim hiçbir şeyden haberim yok diye yalan söyleyip duruyormuş. Ya bırak ya. Zaten çok fena oyuna geldim. Güvenilir miydi o? Kadını... Ne yapsam ne etsem önlerine geçemeyeceğim. Köşeye sıkıştıramayacağım. Ahtapot gibiler. Her tarafta önüme çıkıyorlar. Ben sana onlarla uğraşma demiştim. Tamamen onların elindeyim. Samret, yakında çıkar pasaportlarımız. Fahrettin Bey'in adamı uğraşıyor işte. Yakında getirir verir elimize. Onlar benim için artık hiçbir şey yapmazlar. Gazetede çıkan şeylerden sonra hiç kimse parmağını oynatmaz benim için. Bana söz verdi, yapacak. Senin pasaportun olsa ne olacak ki? Ben hiçbir yere kıpırdayamazken sen nereye gideceksin? İkimiz bir arada olmaz zaten. Ben önden giderim, sen de arkadan. Sonra gelirsin. Olmaz! Bak Acar, hiçbir yere bensiz gidemez. Hani gitmek istemiyordun, ne oldu? Artık istiyorum. Çocuğum nerede güvende olacaksa orada yaşamak istiyorum. Yalnız gitmek yok, unut bunu. Unut bunu. Sen de benim pasaportumu mu saklayacaksın? Kaçmayı bir daha dene bakalım, ne oldu? Yok, bırak! Bensiz hareket et bakalım. Mustafa! Ne oluyor? Yok bir şey anne, sen yat. Bunlar için mi hırpalıyorsun o kızı? Yazılanlar için mi çöktün gırtlağını? Bilmiyor muydun sanki? Biliyordun. Bana da zorla kabul ettirdin. Anne ne olur canım sıkkın. Lütfen. Bana bak. Senin çocuğunu taşıyor o kadın. Günahına girme. Yazık. Tamam işte ya. Bir şey yok dedim. Şey sandı. İyi misin? Çeki tamam. Damarıma basıp duruyorsun sen de ama ya. Hacer görmüyor musun ne haldeyim ben? Bittim ben. Sinirlerim harap. Bir yandan da ikinizi düşünüyorum. Bak. Sen eğer beni düşünsen, çocuğunu düşünsen gitmemize engel olmazsın. Bunu unut Hacer. Bensiz hiçbir yere gidemezsin. Bırakmam seni. Bir daha bunu söyleme. Tamam mı? Tamam mı Hacer? Günaydın. Neler oluyor? Seninle yalnız konuşmak istedim. Bak, eğer bu bir tuzaksa... Hayır, değil. Durumunun çok zor olduğunu biliyorum Mustafa. Aslında benim durumum da senden çok farklı değil. Ben...
Ben de senin gibi köşeye sıkışmış vaziyetteyim. Ama bir farklı. Ben suçlu değilim. Ben Erdoğan'ın suçunun cezasını çekiyorum. Onun pisliğini temizlemek için çalışıyorum. Aslında hiç istemediğim şeyleri yapıyorum. Sertleşiyorum, acımasız oluyorum. Bu halimden hiç memnun değilim, biliyor musun? Bana bunları niye anlatıyorsunuz? Mecburiyetten. Hem karşı karşıyayız seninle, hem de birbirimize mecburuz. Sertleşiyoruz, restleşiyoruz. Ama sonuçta birlikte hareket ediyoruz. Bunun seni çok rahatsız ettiğini biliyorum. Ama aynı şekilde bu benim de gururuma dokunuyor. Daha en başında, ilk duyduğum anda Erdoğan'ı kulağından tutup polise götürmediğim için öyle pişmanım ki. Ama sizin oğlunuz da suçlu. Ama o başlattı her şeyi. Çocukların aklına o girdi. Fatma Gül'ü de o yaktı. Seni de, bizi de. Onun yüzünden kardeşimi kaybettim. İşlerim bozuldu. İtibarımı kaybettim. Adım lekelendi. Vural, gencecik yaşta öldü gitti. Turaner Alagöz intihar etti. Hep onun yüzünden. Onun yüzünden herkes paramparça oldu. Sen birini öldürmek ister miydin? Ben bir katille işbirliği yapmak ister miydim? İşte yapıyorum. Bütün bunları yaşamamış olmak isterdim ben de. Alnım açık, başım dik dolaşmak isterdim. Sen elini kolunu sallayarak dolaşmak istemez miydin? Bütün bunlara sebep o. Kurtulmaya çalıştıkça batıyoruz. Temizlenmeye çalıştıkça daha çok kirleniyoruz. Onun yüzünden hep bütün bunları başlatan o. Bize bunları yaşatan o. O sizin öz yeğeniniz. Ama benim oğlumu da yakan o. Yılanın başı Erdoğan. Selim'i kurtarmak için onu da korumak zorunda kalıyorum. Bu bana çok ağır geliyor. Yoksa umrumda bile değil ahlaksız. Çeksin cezasını. Beni buraya niye çağırdınız hala anlamış değilim, biliyor musunuz? Dedim ya, aynı durumdayız. Ortak yönlerimiz var seninle. Düşmanız birbirimize ama aynı durumdan kurtulmak için savaşıyoruz ikimiz de. Keşke Fatma Gül de anlasa bütün bunların tek suçlusunun Erdoğan olduğuna. Keşke o da ikna olsa. Bütün bunların Erdoğan'dan kaynaklandığına. Keşke bir tek onu mahkum ettirebilse. Bak, o zaman büyük bir yükten kurtuluruz. İşte o zaman özgür oluruz. Yerim benim. Benim kanım, canım Erdoğan. Ama o çok tehlikeli bir çocuk. Müsamaha göstere göstere tepeme çıkarttım onu. Ama onu aşağı indirmemiz şart. Herkesin huzur bulması için onu yere indirmemiz şart. Hmm.
Bir de bu Ender Alagöz'le konuş. O Meltem'i de onu da bizim bu işle bir ilgimiz olmadığına ikna et. Bu iş kapansın ki anlaştığımızı anlayalım. Hatırlatmama gerek yok Mustafa. Senin pasaportun da, vizen de benim. Sakın aklından çıkarma. Dün Ankara'daydım. Buldun mu onu? Kadını buldum. Konuştum. Yaşar Anlar'la ilgisinin olmadığını anladım. Yapma Mustafa. Hiç hoşunuza gitmeyecek biliyorum ama öyle. Gitmeden önce araştırdım, konuşunca da ikna oldum. Onların yaptırdığından adım gibi eminim. Ender Hanım, araştırınca anladım ki Yaşar Anlar'ı aşan bir durum. Bu olayın arkasında daha büyük bir güç var. Nasıl yani? Turan Erbey'in parti içinde birden fazla rakibi varmış. Evet ama ya, hırsları ne olursa olsun onların hiçbir böyle bir rezilliği organize edebilecek karakterde değil ki. Yaşar Anlar'ı yakından tanıyorsunuz diye yaftayı yapıştırıyorsunuz ama o adamları bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz. O kadınla ben de konuşmak istiyorum, beni de görüştür. Bu hiç iyi bir fikir değil Meltem. O kadın kurduğu tuzaklarla babamı intihara sürükledi. Yalanlarını gözüme baka baka da söylesin. Ama bu seni incitebilir. Çünkü kadın tuzak kurmamış. Gerçekten yaşanan bir ilişki varmış ortada. Özür dilerim. İlişkinin şahitleri de var. Kadın çok üzgün. Nasıl olduğunu, kimin yaptığını o da bilmiyor. Siz yaşananları suçlamaya devam ederseniz onlar da bu ilişkiyi ispat ederler. Bence hiç üstlerine gitmeyin. Bu Turan Erbey'in anısına daha büyük zarar verir. Size zarar verir. Yoksa Yaşar Anlar'ı yerin dibine batırmak en çok benim işime gelir. Benim hakkımda neler yazdırdılar okumadınız mı? Ya karım hakkında çıkan haberler? Elimde onları suçlayacak bir şey olsa en başta ben durmam ihbar ederim. Ama yok işte. Kafeye geldi az önce. Meltem Hanım da annesi bekliyordu. Birlikte oturuyorlar şimdi. Konuşuyorlar. Güzel. Çok güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.